Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, değerli basın mensupları, İstanbul Boğazı Karayolu Türkleşim Projesi'ne hoş geldiniz. Türkiye'nin tarihi projelerinden bir tanesinin daha son testini bizler yaptık. İnşallah 20 Aralık'ta da açılışını aziz milletimle beraber yapacağız. Gerçekten 14 yıl içerisinde ulaşım sektöründe tarihi adımları attık, tarihi adımları gerçekleştirdik. Olmaz denilenler hamdolsun oldu. Yapılamaz dedilenler yapıldı. Bırakın canım, bunlar palavra diyenler aldandı. Ve bunlar hayata hamdolsun geçirildi. Ve bizler doymadık. Dedik ki çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz ve milletimizin asırlardır beklentilerini inşallah gerçekleştirmek suretiyle hayata geçireceğiz. İşte az önce değerli başbakanım 150 milyon olarak Marmaray'dan geçen vatandaşlarımızın sayısını ifade etti. Ben de bakanımıza sordum. Bugün itibariyle rakam nedir dedim. 156 milyon olduğunu ifade etti. Bugün itibariyle. Yani 29 Ekim 2013'ten bugüne 156 milyon Marmaray'dan, Asya kıtasından Avrupa, Avrupa kıtasından Asya'ya geçmiş oldu. Tabii bunlar hayaldi, gerçek oldu. Tabii şunu da biliyorduk. Hayali olmayan bir şeyin gerçeği de olmazdı. Ama bunlar o inancın, o azmin içinde olanların gerçekleştireceği işlerdi. Ve bu gerçekleşti. Burayla sistemdi. Şimdi lastikli sisteme geçiyoruz. İşte arkamızda kesidini görüyorsunuz. Bu lastikli sistem çift katlı. İşte az önce bizler şöyle bir test yapalım dedik. Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya aracımızla gittik, döndük ve şimdi sizlerle bir aradayız. Az önce de briefingi aldık. İnşallah 26 Aralık'ta da açılışını yapacağız. Hızla devam eden bir süreç, kısaltılmış bir süreç ve böylece burada Türk-Kore işbirliğiyle aslında inşa süresiyle işletme süresi bir arada olmak kaydıyla değerli vatandaşlarım 30 yıl 6 ay şu andan itibaren yani 20 Aralık'tan itibaren 26 yıl bu firmalar burayı işletecek ve yap işlet devret sistemiyle daha sonra da devletimize burası bırakılacak. Bu anlayış, bu mantık aslında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devlet olarak devletin işletilmesinde, devletin yürütülmesinde bir bütçe yapma anlayışının, bir çeşitliliğin nasıl olacağını hazırdan mı yoksa yeni yeni bütçe tasarımlarıyla, yeni yeni bütçe kaynak çeşitlendirmesiyle mi olacak? İşte bunları biz şu 14 yıl içerisinde
ülkemizde gösterdik. Bu tabii bizim bütün yatırımlarımıza hız kazandırdı. Hele hele ulaşım altyapısında, üst yapısında sağ olsun uzun yıllar Ulaştırma Bakanım olarak çalışan Binali Yıldırım kardeşimle bunları başarılı bir şekilde yürüttük, sürdürdük. Şimdi de Başbakan olarak Sayın Yıldırım'la inşallah bunları yine başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bizim bir medarı iftarımız oldu. Dünyanın en geniş asma köprüsü olarak bu anılacak. Osman Gazi Köprüsü aynı şekilde bizim iftihar vesilemiz. İstanbul-İzmir arasını hemen hemen yarı yarıya indiren bir yol haline geldi. Ve birinci etabını biliyorsunuz açtık. Şu anda köprümüz çalışıyor ve şimdi de artık yolların yapımı hızla devam ediyor. İznik'e kadar olan bölümünü zaten açılışta gerçekleştirmiştik. Tabii bununla kalmadık. Şimdi Avrasya Tüneli bu işin bir atımı oluyor. Fakat bizim için önemli adımlar 2018'in başında biliyorsunuz havalimanının birinci etabını açacağız. 90 milyon yolcu kapasiteli olan kısmı açmış olacağız. Tamamı bittiği zaman 150 milyon yolcu kapasiteli hatta 200 milyona kadar çıkacak bir adım olacak. O da hızla devam ediyor şu anda. İnşaat yaklaşık kaba inşaat olarak %40'a doğru ulaştı. Bununla kalmıyoruz. Bir başka adım o da Kanal İstanbul projesini inşallah yakın bir zaman içerisinde ihalesi yapılacak. O da Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan bir kanal olması hasebiyle çok çok önemli. Bütün bunlarla beraber değerli basın mensubu arkadaşlarım bir diğer adım olarak inşallah bu projenin bedeli tabii önem arz ediyor. O da 1 milyar 250 milyon dolar. Tabii burada artık her şey hız kazandığı için bizi ayrıca mutlu ediyor. Ve bütün bu tüneller birbirine bağlanıyor. Bir taraftan Yeni Kapı'ya ulaşmamız, Yeni Kapı'ya Taksim'den gelenlerin metro sistemiyle oradan Anadolu yakasına geçerken yine aynı sistemle buluşmaları, bütün bunlar artık Türkiye'de bizi nereden nereye getiriyor bu anlamda çok çok önemli. Artık ağır vasıtalar hepsi malum. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiyor. Dolayısıyla Fatih Sultan Köprüsü'nün böyle bir yük alma durumu kalmadı. Geçti o iş. Ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zaten böyle bir yük hamdolsun kalmadı. Yok. Ve şimdi burasının da 26 Aralık itibariyle hayata geçmesiyle bir defa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün otomobil yükü de ne yapacak? Ciddi manada azalacaktır. Tabii bunun bize kazandıracağı başka şeyler de var. En önemlisi yıllık buradaki yakıt tasarrufu çok çok önemli. Ve bu yakıt tasarrufu mesafenin bu denli kısalması sebebiyle yılda 160 milyon liralık yakıt tasarrufunu sağlayacağız. Bu çok önemli. Ve bununla birlikte de bizim akaryakıt teminindeki sıkıntımızı büyük ölçüde açmış olacağız. Zaman tasarrufu sağlayacak bize. Zaman tasarrufuyla işte vakit nakittir olayı burada bir araya gelmiş oluyor.
Bunu da bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Her türlü güvenlik önleminin düşünüldüğü ve uygulandığı 100 yıllık bu projeyle artık havalar sisliymiş, deniz dalgalıymış filan böyle endişeleri taşıma durumumuz olmayacak. İster Marmara'yı kullan raylı sistemle, ister Avrasya tüneliyle aracında burayı kullan. Bir de şu hassasiyetler dikkatle ele alındı. O da ciddi manada trafik sıkışıklığının olmaması hasebiyle bu tünellerin çıkışındaki özellikle buradaki hassasiyete çok önem veriliyor ve bu önem sebebiyle de inşallah oralarda herhangi bir trafik sıkışıklığı söz konusu olmayacak. Her şeye rağmen yatırımlarımızı sürdürdüğümüz ve 2023 vizyonumuzla birlikte de hedefe emin adımlarla yürüdüğümüz modern Türkiye'nin geleceğinde sizleri el ele, omuz omuza özellikle 15 Temmuz akşamı bize o alçaklığı, o vahşeti yaşatanlara gereken cevabı gerektiği yerde bütün milletime, ekranları başında bizi izleyen milletime inanarak söylüyorum. Tabii burada bir şey daha söylüyorum. Yeni Kapı ruhunu zedelemeye çalışanlara da ben inanıyorum ki millet olarak, milletçe en güzel cevabı her yerde veriyorsunuz, vermeye devam edeceksiniz. Buna da inanıyorum. Ve şimdi de diyorum ki 20 Aralık'ta inşallah açılışı yaparken sizlerle bir arada olacağız. 20 Aralık'ta muhteşem bir açılışla inşallah bir arada olmak üzere sizlere kalbi şükranlarımı sunuyorum.